Merhaba arkadaşlar. Dersimizde neler görmüştük? Çarpan, kat, asal sayılar ve asal çarpanları görmüştük. Şimdi onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ders videomuzu izlemediyseniz izleyin lütfen. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Sorularımızı Sadık Uygun Yayınları Spotlu Matematik Soru Bankası kitabından aldık. Gelin sorularımıza başlayalım. Bakalım ilk sorumuzda ne diyor? Aşağıda bazı sayıların tüm pozitif sayı çarpanları sırasıyla yazılmıştır. Buna göre verilmeyen çarpanları bulunuz diyor. Sırasıyla yazmış, yani küçükten büyüğe yazmış. Ben ne biliyordum? En büyük çarpanım sayının kendisiydi. O zaman zaten buradan sayımız ne oluyor arkadaşlar? 54 oluyor. Ve o zaman 1 kere 54, 54 değil mi? Şöyle devam edersek 2 kere üçgen 54 olacak. 2'yi neyle çarparsam 54 eder? 27 ile. 3 kere 18, 54. 6 kere yıldız, 54 olacak. O zaman yıldızım ne olur arkadaşlar? 9. Altta da aynı sırasıyla vermiş. O zaman 1 kere üçgen sayımız olacak. 2 kere dikdörtgen sayımız olacak. 5 kere yıldız yine sayımız olacak. 7 kere 10 yine sayımız olacak. Ben 7 kere 10'u biliyorum. Sayımız neymiş? 70. O zaman 1 ile neyi çarparsam 70 olur? 70. 2 ile neyi çarparsam 70 olur? 35'i. 5 ile neyi çarparsam 70 olur? 14'ü. Evet arkadaşlar, verilmeyen çarpanları bulduk. Yeni sorumuza geçiyoruz. Ne demiş? Alanı 24 birim kare. Kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan dikdörtgenin çevresi kaç farklı değer alabilir diyor. Dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk değil mi? Yani iki tane çarpan oluyor. O zaman biz 24'ün çarpanlarını bilirsek kenarları da görebiliriz. Şuradan bir dikdörtgen çizelim. Şöyle. Evet. Uzun kenarımızla kısa kenarımızı çarpacağız ve alanımızı verecek. Alan neydi? 24. 24'ün çarpanlarını bir bulalım o zaman. Sonra da kenarlarımızı bulmuş olacağız zaten. 1 çarpı 24. 2 çarpı neydi? 12. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3 çarpı 8. 4'e bölünüyor mu? Evet. 4 çarpı 6. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 6'ya. Evet. 6 çarpı 4 başa döndüğü için çarpanlarımız bunlar. O zaman kenarlarımız arkadaşlar ne oldu? 1 ve 24 olabiliyor değil mi? Ya da 2 ve 12 olabiliyor. Ya da 3 ve 8 olabiliyor. Ya da 4 ve 6 olabiliyor. Benden neyi soruyordu? Dikdörtgenin çevresi kaç farklı değer alabilir diyor. Ben çevreyi nasıl buluyordum? Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2'ye çarpıyordum değil mi? Evet. O zaman toplarsak 1,24'den 25 çarpı 2'den çevrem ne olabilir? 50 olabilir. Toplarsak 14 çarpı 2'den çevrem ne olabilir? 28 olabilir. Toplarsak 11 çarpı 2'den çevrem ne olabilir? 22 olabilir. Toplarsak 10 çarpı 2'den çevrem ne olabilir? 20 olabilir. Bakın çevre kaç farklı değer aldı? 4 farklı değer aldı. Zaten aslında hani çevreyi de bulmamıza çok gerek yoktu. Ben görün diye yaptım. Kenarlardan da 4 farklı değer alabileceğini çevrenin görebiliriz arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. 144 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şeklini 2 üzeri A, 3 üzeri B olarak vermiş. İşte ise diyor. A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. Biz çarpanlarına ayrılmış şekli yazmayı öğrenmiştik. Hemen yazalım. Ne yapıyorduk? Bölen listesiyle. Neydi? Bölen listesine başlarken en küçük asal sayıdan başlıyorduk. En küçük asal sayımız neydi? 2 idi. 144 2'ye bölünüyor. Bölersek 72. 72 2'ye bölünüyor mu? Evet. 36. 36 2'ye bölünür.
18. 18 ikiye bölünür mü? Evet. 9. 9 ikiye bölünüyor mu? Hayır. O zaman neyi deniyorduk? Bir sonrakini 3'ü. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3. 3 3'e bölünür mü? Evet. 3 3'e bölersek de 1. Şimdi bunu asal çarpanların ayrılmış şekline vermişti bize. Biz de o şekilde yazalım. 144 neye eşitmiş arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Tekrarlı çarpım vardı. Kendisi de tekrarlı çarpılıyorsa üstü ifade şeklinde yazabiliyordum. 2 kaç kere çarpılmış? 4 kere. 3 kaç kere çarpılmış? 2 kere. Bakın zaten aynı şekilde döndü. O zaman A ne oldu arkadaşlar? 4. B ne oldu? 2. Bize toplamını soruyordu. A artı B de ne olur buradan? 6 olur. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hem 120 sayısının hem de 96 sayısının çarpanı değildir? Ben ne öğrenmiştim? Çarpan aynı zamanda neydi? Bölen demekti. Yani o zaman soruda ne soruyor bize? Aşağıda verilenlerden hangisi diyor? Hem 120 sayısını hem de 96 sayısını bölmez diyor. Yani bu sayıların böleni değildir diyor. Hemen şıklardan gidelim bu soruda. Daha kolay olacak. Daha kısa sürecek. 120 4 bölüyor mu? Evet, bölüyor. 96'yı 4 bölüyor mu? Evet, bölüyor. Kaç çıkıyor? 20 4 çıkıyor. Bakalım. Demek ki o zaman 4 değilmiş, değil mi? 120'yi 6 120'yi bölüyor mu? Bakalım. Bölüyor. 20 çıkıyor. 6,96'yı bölüyor mu? Bakalım. 16 çıkıyor. Evet, demek ki bu da değilmiş. 12 için deneyelim. Böler mi? Evet, böler. Kaç çıkar? 10. 96'yı 12'ye bölersek kaç çıkacak arkadaşlar? 8 kere. Demek ki bu da değilmiş. O zaman bir de 15 için deneyelim. 120'yi 12'ye bölersek kaç çıktı? Ay pardon, 15'e bölersek. 120'yi 15'e bölersek kaç çıktı? 8. 96'yı 15'e bölersek tam bölünmüyor. O zaman bizim 15 sayımız hem 120'nin hem 96'nın böleni ya da yani çarpanı değildir arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. A ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere 160 eşittir. A çarpı 2 üzeri x ifadesinde x'in en büyük değeri için a'nın alabileceği değer kaçtır diyor. Bakın çarpanların ayrılmış şekilde, asal çarpanların ayrılmış şekilde vermiş ama biz bunu nasıl anlayacağız? Diyor ki bize burada x'in en büyük değeri için x'in en büyük değeri 2 üzeri x yani 160'ın içinde 2 çarpanını arayacağız. 160'ın içinde kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulmak için Öğren listesi yardımıyla bir bakalım kaç taneymiş. 162'ye bölersek 80. 2'ye bölünür mü? Evet. 40. 2'ye bölünür mü? Evet. 20. 2'ye bölünür mü? Evet. 10. 2'ye bölünür mü? Evet. 5. 2'ye bölünür mü? Hayır. Bir sonraki asal sayımızı deniyorduk. 3. 3'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman bir sonraki 5 deniyoruz. 5'e bölünüyor. Evet. Bir kere. Şimdi bunu yazalım. Ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Tekrar çarpım varsa üstü ifade şeklinde yazıyorduk. Kaç tane 2 kendisiyle çarpmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 üzeri 5. Kaç tane 5 kendisiyle çarpmış? 1. Zaten x'in en büyük değeri o zaman kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Yani x'imiz 5. X 5 için diyor. A'nın değerini soruyor. A'da neresi olur o zaman? 5 üzeri 1. A eşittir 5 üzeri 1. Yani bu durumda A'mız ne oldu arkadaşlar? 5. Hemen yeni sorumuza bakalım. Yanında bir cep telefonunun görüntüsü verilmiş. Bu telefonda
A harfi yazmak için bir kez 2 tuşuna basılıyor. S harfi yazmak için ise 3 kez 7 tuşuna basılıyor. Örneğin demiş, Ali kelimesini yazmak için tuşlara şu şekilde basmış. Yani neydi? A harfine basmak için, A harfini yazmak için bir kere 2 tuşuna basıyorduk. O zaman bakalım L harfini yazmak için L nerede? 5'te. Ve 3. sırada. O zaman 3 kere 5'e basacağız. İ harfi nerede? 4'te ve 4. sırada. O zaman 4 kere de 4'e basacak. Bu şekilde yapmış. Bizden ne istiyor? Buna göre basılan tuşlardaki rakamların toplamı asal olmayan isim diyor. O zaman biz önce şunları bir yazalım. Diyelim Erol için bakalım. Şimdi E harfine basmak için neye basacağız? 3'e 2 kere basacağız değil mi? O zaman 3, 3 diyoruz. Şimdi R'deyiz. R'ye basmak için 7'ye 2 kere basacağız. O'ya basmak için O nerede? 6'da 3. sırada. O zaman 6'ya 3 kere basacağız. L nerede? 5'in 3. sırasında. O zaman 5'e 3 kere basacağız. Bize bunların toplamları asal olmayacak diyordu. O zaman toplarsak ne olur sonucu arkadaşlar? Hemen toplayalım. 3, 3 daha 6, 7 daha 13, 7 daha 20, 6 daha 26, 6 daha 32, 6 daha 38, 5 daha 43, 5 daha 48 ve 5 daha 53. 53'ümüz asal mı? Evet, asal. Şimdi deneyelim. Sırada kim var? Mehtap. Mehtap için bakarsak M harfine basmak için M nerede? 6'ya 1 kere basacağız. E harfine basmak için 3'e 2 kere basacağız. H harfine basmak için 4'e 2 kere basıyoruz. T harfine basmak için T nerede? 8'in 1. sırasında 8'e 1 kere basıyoruz. A harfine basmak için 2'ye 1 kere basıyoruz. Ve P harfini de yazmak için 7'ye yine bir kere basıyoruz. Toplarsak bakalım 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20, 8 daha 28, 2 daha 30 ve 7 daha 37. Evet, 37 de asaldır. Sırada kim varmış? Hakan. Hemen Hakan'a bakalım. H harfini yazmak için H nerede? 4'ün 2. sırasında 4'e 2 kere basıyoruz. A neredeydi? 2'deydi. 2'nin 1. sırasındaydı. 1 kere bastık. K nerede bakalım? 5'in 2. sırasında. 5'e 2 kere basıyorduk. A için yine yazdık. N'ye bakalım. N neredeydi? 6'nın 2. sırasında. O zaman 6'ya 2 kere bastık. Toplayalım. Toplamamızı istiyorlardı. 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20. 2 daha 22, 6 daha 28, 6 daha 34. 34 asal mıdır arkadaşlar? Hayır, asal değildir. Neden? Çünkü 34'ün kendinden ve birden başka böleni olduğu için, 2 ve 17 olduğu için 34 asal değildir. D'ye de bakalım. Bunu da yazalım. Görün sizde. Tom resmiş D'deki. Hemen bakalım. T nerede? 8'e 1 kere bastık. O için 6'ya 3 kere bastık. M için 6'ya 1 kere bastık. R için 7'ye 2 kere basıyoruz. İ için 4'e 3 kere basıyoruz. S için S nerede? 7'de 7'ye 3 kere basıyoruz. Evet, toplarsak 8, 6 daha 14, 6 daha 20, 6 daha 26, 6 daha 32, 7 daha 39, 7 daha 46, 4 daha 50, 4 daha 54, 4 daha 58, 62, 69, 76 ve 83. Evet, 83 asal mıdır arkadaşlar? Evet, asaldır. Bize toplam asal olmayanı soruyordu. Kimmiş o da? Kalmış. Zaten bulmuştuk. Evet. Yeni sorumuza bakalım. Ali, Berk, Ceyda ve Deniz sıralanışları ve ellerindeki boncuk miktarları aşağıda verilmiştir. Ali ile başlayan oyun sıradaki oyuncunun elindeki boncukların sayısından küçük
tüm asal sayıların adedi kadar boncuğunu sıradaki arkadaşına vermesiyle ok yönünde devam ediyor. Son durumda Deniz'in elindeki boncuk sayısı kaç olur diyor. Son durumda Deniz'i soruyor. Evet, ne diyor? Ali ile başlıyormuş oyunumuz. Ve sıradaki oyuncunun elindeki boncukların sayısından küçük tüm asal sayıların adedini bulacağız. Sıradaki oyuncumuz kim? Yani oynayan oyuncumuz Ali. O zaman hemen Ali ile başladık. Ali'nin elinde kaç boncuk var arkadaşlar? 21. 21'den küçük asal sayılarım neler benim? Evet, 19, 17, 13, 11, evet, 7, 5, 3 ve 2. Kaç tane boncuk oldu? 8 tane. Ne yapacak Ali o zaman? Bu 8 tane boncuğu Berk'e verecek. Ve Berk'in kaç boncuğu vardı? 15. 8 Ali'den geldi. Kaç boncuğu oldu? 23. Şimdi Berk'in elindeki boncuklarda boncuk sayısından yine küçük tüm asal sayıları bulalım. Nelerimiz var? Yine 19'umuz, 17'miz, 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. Kaç tane arkadaşlar? Yine 8 tane. Evet, o zaman Berk de yine bu 8'i boncuğu kime veriyor? Ceyda'ya. Ceyda'nın 17 boncuğu vardı. 8 boncuk daha geldi. Ne oldu? 25 boncuğu oldu. Yine aynı şekilde küçük asal sayıları bulalım. Neyimiz var? Evet, 23'ümüz var burada. Sonra gerisi yine zaten. 17, 13, 11, 7, 5, 3 ve 2. Kaç tane oldu arkadaşlar? 9 tane. Evet. Ceylan da bu 9 taneyi Deniz'e veriyor. Deniz'in kaç boncuğu vardı? 7 boncuğu. 9 tane de Ceyda'dan geldi. Kaç boncuğu oldu arkadaşlar? Son durumda Deniz'in elinde 16 boncuk oldu. Hemen yeni sorumuza bakalım. Şöyle alalım. Duygu öğretmen matematik sınavında sormak için aşağıdaki ifadeleri kullanmak istiyor. Evet, ifadelerimiz var. Tüm ifadelerin doğru olmasını isteyen Duygu öğretmen bu ifadelerden hangilerini düzenlemelidir? O zaman bu ifadelerde yanlışlar varmış. Bakalım hangileri yanlış. Tek tek gidelim. 80 sayısının 10 tane pozitif çarpanı vardır diyor. Biz pozitif çarpan sayısını nasıl buluyorduk? Öncelikle bölen listesi yapıp hemen yapalım. 2'den başladık. Evet, bölünüyor. Bölünüyor. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'ü deniyorum. Hayır. 5'e bölünüyor mu? Evet. Ne yapıyordum? Bunu asal çarpanların çarpımı şeklinde yazıyordum. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 5. Daha sonra üstü ifade şekline çeviriyordum. Kaç tane? 4 tane, 5'ten 1 tane. Sonra pozitif çarpan sayısını bulmak için ne yapıyordum? Üstleri 1 artırıp çarpıyordum arkadaşlar, değil mi? Hatırlıyoruz. O zaman 5 çarpı 2'den 10 tane pozitif çarpanı vardır. O zaman ilk ifadesini doğru. 72'yi 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2 şeklinde yazmış. Biz de bulmayı hatırlıyoruz. Hemen yine bölen listesi yardımıyla şurada yapalım. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 36. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 18. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 9. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3. 3'e bölünüyor mu? Evet. 1. Hemen yine aynı şekilde yazalım. 72 o zaman neye eşit? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Üst ifade şeklini alalım. 2 kendisiyle kaç kere çarpılmış? 3 kere. 3 kendisiyle kaç kere çarpılmış? 2 kere. İfademiz aynı, yani doğru. 60 sayısının 2 tane asal çarpanı vardır diyor. Çarpanlarını bir bulalım 60 sayısının. Bakalım 2 tane mi? 62'ye bölünüyor mu? Evet. 30. 32'ye bölünüyor mu? Evet. 15. 15 2'ye bölünüyor mu? Hayır. O zaman 3'ü deniyoruz. 3'e bölünüyor. 5. 5 3'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman bir sonraki 5'i deniyoruz. 5 5'e bölünür. 1. Asal çarpanları nelermiş arkadaşlar 60'ın? 2, 3 ve 5. Kaç tane? 3 tane. Burada ne demiş? 2 tane asal çarpanı vardır. O zaman bu düzeltilmeli, değil mi? Bakalım 180 sayısının en büyük çarpanı 90'dır. Hayır, ben ne öğrenmiştim? Bir sayının en büyük çarpanı her zaman kendisidir arkadaşlar. Yani 90 değil,
180'dir. O zaman 4 de düzeltilmeli. 3 ve 4'ü düzeltecekmişiz. Yani 5 şıkkı. Hemen diğer sorumuza bakalım, var mı başka sorumuz? Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Sonraki derslerimizde, soru çözümlerimizde, videolarımızda görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, bizimle kalın.